Hanımlar, beyler, Pintipanda TV ekranlarına hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Afiyette misiniz? Umuyorum ki keyifleriniz yerindedir. Sağlığınıza dikkat ediyorsunuzdur. Aksi takdirde benim gibi hastaneye 10 gün git gel yaparsınız ki o yüzden saçımın sakalımın tipimin kusuruna bakmayın. Anca toparlıyorum. Hani 2-3 güne adam olurum. Aslında asıl videonun introsu patladı. O yüzden ikinci introyu çekmek zorunda kalıyorum. Yoksa çok hasta değilim edit yapmaya. Ama şuna vesile olması açısından iyi oldu. Videoda adını geçirdiğim, ismen andığım arkadaşlara yönelik sözlerim gerçektir, ciddidir. Hani sonra aha kanka şaka yaptım ya alınmadın değil mi diyecek bir durum yok. Yani umuyorum doğruyu alırsınız kendinize. Çünkü ben diyeceğimi dedim, vicdanımı rahatlattım. Gerisi size kalmış. Yani gidip de öbür ne bileyim plastik ördek gibi karnına basınca kah 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 atan makyajcılara ya da Vine'dan gelen kışkırtmacı bok tanelerini boyuna posuna bakmadan osuruklu film çeken zibidilere değil lafım. Size ve sizden de hani doğruyu almanızı rica ediyorum. Çünkü sorumluluğumuz var. Buyurun. Uzun zamandır hani bana sosyal medyadan YouTube'da soruyorsunuz. Canlı yayınlarda bunu açıklıyorum. Hani YouTube'a neden daha az özen gösterdiğim, neden daha az özel hani YouTube özel içerik getirdiğim konusunda direkt böyle YouTube'a bu lağım çukuruna şu videoyu koyayım da herkese ulaşmış olayım. Benim derdim o. Evet biraz uzun olabilir. Hep 10 dakikadan kısa diyorum da uzuyor. O yüzden çayınız kahveniz varsa bana eşlik edebilirsiniz dinlerken ki afiyetler olsun. Hala çayı limon basıyorum evet. Tam toparlayana kadar böyle devam edecek. Nerede o eski pandadan başlayalım? Evet. Şimdi 2011'de StarCraft, daha sonra 2013'lerde Don't Starve'la hani büyümeye başladık ki sizin desteğinizle 10 binler, 20 binler, 100 binler, şimdi 450 bin, bilmiyorum 450 bin üstünde diyelim aboneye ulaştık sayenizde ve ister istemez hani bir sorumluluk doğuyor bu kadar insan senden video beklerken neden canlı yayından aktarma videolar atıyorsun? Neden eskisi gibi direkt YouTube'a özel seriler yapmıyorsun ki yapmaya çalışıyorum. Arada pazar günleri klasiği Skyrim'imiz devam ediyor, edecek. 2023'e kadar devam edecek. İlk bakışları yapıyordum. Onlar da gelecek ama Let's Play'leri artık canlı yayınlarda yapıyorum. Bunun belli başlı sebepleri var. Sadece ben değişmedim. Ben değiştim doğal olarak yani. Yıllar geçtikçe ben de bazı kararlar alıyorum. İşte YouTube'a bakıp bazı hayal kırıklıklarına uğruyorum. Oyun içeriğin daha kıymetli olduğu Twitch'e yüklenmeye başlıyorum. Ama bir yandan da siz de değişiyorsunuz. Hani şöyle söyleyeyim. Büyüyorsunuz ya. Sevgili yapıyorsunuz. İş hayatına giriyorsunuz. Lise bitiyor, üniversite başlıyor. Bambaşka sosyal ortamlara giriyorsunuz. Dolayısıyla hani benimle beraber değişmeye siz de devam ediyorsunuz. Ha en nihayetinde hala oturup bu videoyu izliyorsanız demek ki ikimiz de hani bir yerde kesişmişiz. Seninle yolumuz hala kesişmeye devam ediyor. Bu da doğruyu yaptığımıza hani doğruyu yaptığımızı gösterir ikimizin de. Umuyorum da bozmaz böyle devam ederiz. Sonuçta YouTube'a ne olursa olsun bu canlı yayından olur, bu Skyrim olur, bu işte yeni oyunlar olur. İçerik gelmeye devam edecek. Şarkıyı başa alayım da şuradan. Montaj yeteneği de çok fazla olmadığı için hep tek çekim yapıyorum biliyorsunuz. Diğer konu neden YouTube bu hale geldi? Şimdi bu da ilk soruyla aslında benzer cevaba sahip. Değişim. Ama bunda YouTube'un etkisi çok büyük. YouTube eskiden özellikle o 2013'lerde oyun içeriğinin kıymetli olduğu zamanlar, daha doğru düzgün monetization, para kazandırma yoktu. Ama YouTube oyun içeriklerini ön plana çıkarmaya devam ediyordu. Sonra yıllar geçti, etkisi azaldı. Azaldı. Birçok YouTuber hani kanallarını bırakıp Twitch'e geçmeye başladı. Ben her iki tarafta da tutunmaya çalıştım. Yani elimizden geldiğince işte. Ama ve lakin artık sene 2017 YouTube'da hiçbir oyun içeriği değer kazanmıyor. Trendlere baktığınızda bunu anlayabilirsiniz. Hani o sövdüğümüz kızdığımız Minecraft GTA bile doğru düzgün şey yapamıyor. Hani ön plana çıkamıyor. Birçok hani oyuncu YouTuber, hadi Enes'i örnek vereyim, Enes Batur'u, o bile daha in real life şeylere, gerçek hayat videolarına, parodi videolarına vesairelere switchledi. Orkun yapmıştı bunu.
ne bileyim bazı YouTuberlar Cahreyn tamamen YouTube'u terk edip Twitch'e geçti. Video oyun hakeza. Ve hani şu noktaya geldiğimizde ya 5 milyon izlenmeye sahip bir kanal olarak ben ayda işte 750 dolar civarında şey yapıyorum, kazanıyorum. Göstermek yasakmış bu arada. Bir kere göstermiştim. Yanlışlıkla göstermiştim onu da. Dolayısıyla emeğinizin kıymetli olduğu yere yönelmek zorundasınız. YouTube bu hale geldi de ne oldu? Şu anda işte parodiler, garip şakalar, ne bileyim kışkırtmalar, boklu boncuklar, saçma sapan, kendi hemcinsini aşağılayan makyaj videoları, böyle acayip acayip kahkahalar atıp şey yapan, gerçekten kadın cinsini aşağı indiren, saygınlığını aşağı indiren videolar trend görüp duruyor. Yapacak bir şey yok ki o da üçüncü konumuz zaten. Trendlerin hali ne? Şimdi ben trende çok girmediğim için bilmiyorum. Giren bir iki videomda da mesela Battlefield videom benim trend gördü. Çanakkale cephesi ki yorumları görseniz üf, memleketin ne kadar geri zekalı olduğunu anlarsınız. Ama yapacak bir şey yok. Yani buna ister eğitim sistemini suçla, ister memleketin halini suçla, ister ana babasını suçla ki ben onları suçluyorum. Çocukların kendisini değil. Ama geri zekalı bir millete döndük ki hani buna itirazınız olabilir, şey yapabilirsiniz ama benim görüşümü değiştirmeyecek. Buna inanmak için de oldukça fazla sebebim var. Şimdi bir ülkenin gençliği geri zekalı olursa trendleri de geri zekalı olur arkadaşlar. Üzgünüm. Yani en son bir örnek göstereceğim size. 2-3 hafta evvelden. O zaman anlarsınız. Hani bu işin nereye gideceğini, ne olacak bu iş bölümünde şey yapacağım, göstereceğim. Sarbaşa uğraştırma beni. Evet, bakayım kaç dakika olmuş. 5 dakikayı yemişiz bile. 4 defa dönse şarkı ben tamamlarım bu işi. Trendlere baktığınız zaman yani zaten belli başlı kanallar trendlere giriyor ki benim bunların içinde takip ettiğim hani hardcore ne yapsa bir mutlaka göz attığım Enes Batur var. Ya açık ara adam Türkiye'nin en büyük YouTuber'ı, helal olsun. Yaptığı da hani yaptığı işlerle de Türkiye trendini şey yapabiliyor. Yönlendirebiliyor, şekillendirebiliyor. İnanılmaz bir güç bu. Adam bir diss videosu attı. Valla bu arada helal olsun. Yani Enes'e iletirsiniz. Helal olsun gerçekten. Sadece kendi değil, birçok insana ekmek kapısı çıkarıyor bu sayede. Çünkü o video yapıyor ve videoda adı geçen herkes işte disine dis, ne bileyim tepkine tepki falan filan diye 1-2 milyon da izlenme alıyor. Onu da takdir ettim. Ya bu nasıl bir güçtür ki? Adam hem kendini besliyor hem de işe yaramaz, vasıfsız, böyle sümük, nasıl solucan asalak tiplere de milyon izlenme şey kazandırabiliyor. Hani bak, baktığınız zaman anlarsınız. Kim hani gerçekten bekliyorlar Enes bir şey dese de bana ya da Berkcan Orkun bana bir şey dese de hani laf çaksam diye bekleyen asalak bir YouTube kanal güruhu var. Hiçbir içerikleri yok. Hiç saçma sapan in real life o bir kamera karşısında konuşmalar zaten izlenmeleri belli ama o şey geldi ya o Enes abileri ya da Enes laf attı ya bir anda şahlanıp yükselmeye başlayan. O yüzden gerçekten helal kere helal olsun hani bu güç böyle bir güce sahip olmak inanılmaz. Ben sahip olsam ne yapardım bilmiyorum. Belki götü başı dağıtabilirdim. Yani 20 yaşında yanılmıyorsam Enes yani genç bir arkadaş çok büyük bir güç. Ama velakin aynı gücün bir de sorumluluk tarafı var. Ya ne zaman oldu, kim bu adamların aklına soktu bilmiyorum. Hangi MCN, hangi gerizekalı menajer bu disleşme işini ama işin boku çıktı. Görgüsüzlük, pislik, ya gerçekten ahlaksızlık derecesine ulaştı. Yani biri bir araba koyuyor şeyde, ne Camaro muydu? Araba koyuyor, diğeri iki tane koyuyor. Öbürü 4 tane koy. Götüne sok 4 tane Camaro'yu o zaman kardeşim. Yani senin izleyicin tamam hani birbirine sövüyorsun, laf çakıyorsun. Ondan sonra biz şaka yaptık ya arkadaşız eğlen iyi de seni izleyen milyonlarca insan var. Yani bu güçleriniz varken bu sadece Enes Batur için söylemiyorum. Bütün YouTuber'lar için söylüyorum. Bu kadar gücünüz varken kardeşim bunu doğru düzgün kullanmak zorundasın. Yani eğer o Vine'dan gelen bok taneleri var ya, birbirlerini sürekli kışkırtan, ne bileyim döven, tekme tokat girişen, dangalak bir şeyler var, kanallar var. Onlardan bir farkın olsun istiyorsan, şey yapmak zorundasın. Ver şarkıyı.
Var. Bu benim canlı yayın şarkım bu arada. Bilmeyen varsa. O gerizekalıları anlarım. Umurunda değil. Hani gidiyor birini ağaca bağlıyor. Şey yapıp yakıyor. Ondan sonra hani acaba bizi izleyen milyonlarca çocuk bundan etkilenir mi? Birbirlerine böyle öküz gibi gerizekalı, beyinsiz şakalar yapar mı diye düşünmediklerini biliyorum. Umurlarında da değil. O onların şeyleri, kafasızlığı. Ama sizin onlardan bir farkınız olmazsa bu hani gerizekalı gürültü diyorum ya, bunda sizin de sorumluluğunuz olur beyler. Kusura bakmayın, bu bütün şu anda hani benim ismini saydığım tabii ki Berkcan, Orkun, Enes Batur ama onun dışında onlarca hani bu tarz trende içerik çıkarabilen şeyler var. YouTuberlar var. Ben hepsine söylüyorum. Benim tuzum kuru. Neden? Ben elimden geleni yaptım, bir şeyler anlatmak için uğraştım, çırpındım. Ne oldu? Sonunda bir de dava kilitlediler bana ki Kasım'da o davada. Yani bir tarafımızda patladığıyla kaldık. Dolayısıyla ben kendimi artık bu işlerden çektim ve tek derdim benim izleyicimin, yani Panda izleyicisinin o diğer gerizekalılardan farklı olması. Yani Dishonored izlerken steampunk nedir bilecek. Prey izlerken bilim kurguyu görecek. Witcher'da işte orta çağları görecek. Battlefield'da savaşın ne kadar boktan bir şey olduğunu görecek. Ve bunları bilen, hani bunları bilen bir genç, bir izleyici zaten diğerlerinden çok farklı yerde durur. O yüzden benim pandalarım bir tanedir. Yani YouTube'da işte 400-450 bin olur, Twitch'te 300 bin olur. Ama 10 katı gücünde olduğunun farkındayım. Çünkü bilgi, adam olmak, bir yere girdiği zaman duruşuyla, muhabbetiyle, özgüveniyle ön plana çıkmak bambaşka bir şey. Asla o gerizekalı trend kitlesine dönmeyeceğini, dönüşmeyeceğini biliyorum. O yüzden keyfim yerinde, altım kuru, kafam rahat, karnım tok, sırtım pek. Ne olacak bu iş? Hacı umurumda değil. YouTube'a ne bok olacağı umurumda değil. Benim için YouTube şu saatten sonra canlı yayını kaçıran pandalar için, canlı yayını kaçıran izleyiciler için, bu dediğim gibi sevgisiyle zaman geçiriyordur, iş hayatı vardır, okulu vardır, vardır vardır vardır, gelemez canlı yayına. Canlı yayın dediğin işte pazartesi, salı, perşembe benim 9'da başlar, 12'de biter. Kaçırabilir yani çünkü akşam saati. Sosyal bir saat. Gelsin YouTube'dan yemeğini yerken, yatarken, ne bileyim kafasını dağıtmak istiyor, otursun izlesin. Keyifli olacağını biliyorum. Otursun bir Undertale izlesin bakayım. Benim derdim o. Çünkü ben çok şükür maddi gelir anlamında Twitch'ten ve sponsorlarından kazanacağımı kazanıyorum. O yüzden YouTube'un ne bok yiyeceği, YouTube'a ne olacağı umurumda da değil. Zaten bu hani monetization, yani reklam şey alma, adını getir. Reklam alma, para kazandırma ayarları iyice batırdı, bok oldu şeyde YouTube'da. Videoyu koyuyorsun, direkt uygun değildir diyor ve para kazandırtmıyor sana. Ha bu ne olacak? Bugün işte 3 milyon izlenen trenddeki bir kanal, bugün kışkırtmayla 3 milyon izleniyorsa kazandığı para yarıya düşecek. Sonra reklam verenler bu ne biçim, bu ne boktan içerik, geri dönüş yok deyip geri çekilmeye başlayacaklar. Ve daha fazla yükselmeleri gerekecek izlenme için. Artık geri dönüşü yok. O trende çıktıysan, çünkü çıkamadığın zaman sana bok atacaklar. Ne oldu diyecekler. Farkındalar. Hep yükseltmek zorundalar. Bunun tek yolu daha fazla diss, daha fazla küfür, daha fazla hakaret, daha fazla kışkırtma. Yani dün kumar sitesi sponsorluğunda işte 100 bin lirayla bir gün geçirip ertesi gün ilahiler eşliğinde umreye gitmek. Bunun bir üst noktası artık birbirlerinin ne kışkırtırlar, birbirlerine ne yaparlar bilemiyorum. Ama böyle, bunun dönüşü yok ve sonunda geleceği yerde, ki artık emareleri çıkmaya başladı bu. 2-3 hafta öncesini tam bilmiyorum, hastaydım. Allah'tan o zaman çekmedim videoyu, çok daha ağır küfrederdim. Kız 20 euro için götünü elletiyor, sosyal deney. Video çekerken tutuklandım, gerçek. Hep bu parantez içinde de şeyi belirtmek zorundalar. YouTube'un gittiği yer burası. YouTube'un umurunda mı? Değil. Bu içeriği yapanların umurunda mı? Değil. Peki izleyen çocukların umurunda mı? Değil. Umurunda olması gereken şey o çocukları o hale getiren asıl geri zekalı, asıl suçlu ana babaları. Bunu söyleyebilirim çünkü büyük ihtimalle benle aynı jenerasyondan. Aramızda en fazla 5 yaş, 10 yaş vardır. Hepimiz aynı zorlukları yaşadık. Okuduk, işte askerliğimizi yaptık. Çalıştık, vergiler verdik. Onlar evlendi. Ben
biraz daha zor durumdaydım. Evlenemedim. Yeni yeni beni doğrultuyorum ama evlenip çocuk yaptılar. Sonra da al sana tablet, al sana al önüne bilgisayar, siktir git ne bok yersen ya, beni uğraştırma deyip bıraktılar. O ana babalara da buradan selamlar. Bu kafayla devam etsen hani 2 sene sonra, maksimum 2-3 sene, çocuğun 8-10 yaşlarına geldiğinde bak bakayım Enes abisinden ne rica ediyor annesiyle ilgili. Gerizekalılar sizi. Bunun, bu trendin suçlusu YouTube değil, içeriği çıkaran değil, o çocuklar değil, onu izleyen değil. Onları bu böyle bırakan anne babaları. Ama ona da yapacak bir şey yok. Kimsenin anası babası değilim. Umurumda da olmaz. Ben kendi izleyicilerimi bilirim. Kendi izleyicilerime bir şeyler katmaya çalışırım. Ve bunu da içeriğimin değerli olduğu Twitch'te yapıyorum arkadaşlar. Asıl olay budur. Umuyorum size anlatabilmişimdir derdimi. O arkadaşlar da canını sıkmasın yani. Hani şey yapacak. YouTube'u çok seven, YouTuber olmak isteyen. Sonuçta bu memlekette okuyacaksın. İşte ne bileyim, erkeksen askerliğini yapacaksın. Kızsan kariyer yapacaksın. Bu vatanı millete hayırlı olacaksın diye bir kaydı yok. Gerizekalısındır, asalaksındır. İşe yaramaz, karaktersiz birisindir. YouTuber olursun. Sonuçta memlekete YouTuber da lazım. Sıkma canını. Sen kal.